Merhaba, bu videoda Rubenis Tekstil halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran. 1 lot 12 lira 50 kuruş. İskonto oranı %20 toplam 24 milyon 500 bin lot halka arz edilecek. Halka açıklık oranı %33. Arz büyüklüğü 306 milyon lira. Büyük bir halka arz değil, orta diyelim. Yıldız Pazar'da işlem görecek dağıtım türü eşit. Katılacağımız bankalar listeden bakarsınız. T1, T2 bakiyeler geçerli değil. Bankamız izin veriyorsa blokeli teminatlı katılabiliyoruz. Hisse kodu ile değil, bankaların halka arz menüleri üzerinden işlem yapıyoruz. Tavan ve taban fiyatlarına bakarsınız. Kaç kişi katılırsa tahminen kaç lot düşer yine ekrandan bakarsınız. Tahsisat oranlarına bakalım bize yani bireysele %48 oranında 11 milyon 760 bin not dağıtılacak. Şirket çalışanlarına %2 dağıtılacak. Gördüğüm kadarıyla çalışanlara herhangi bir fiyat avantajı sağlanmıyor. Ha avantajları ne olur? Belki bizden daha çok lot alabilirler. Katılım endeksine başvuruda bulunulmuş. Borsa İstanbul tarafından katılım endeks şartlarının sağlandığı bildirilmiş. Birazdan bahsedeceğim şirketin faizli borçları az da olsa var. Belki kredilerin bir kısmının katılım bankalarından alınmış olması endekse uygunluk için yardımcı olmuştur. Fiyat istikrarı 30 gün uygulanacak ve 1 senelik bedelli yapmama ve satmama taahhütleri verilmiş. Rubenis ne iş yapıyor kısaca bakalım. Klima satış ve servis alanından tekstil alanına geçiş yapıyor. Tekstilde Şanlıurfa'daki fabrikalarında iplik üretiyorlar ve iplik üretiminden kumaş üretimine geçiş planlanıyor. Özellikle boyalı kumaş üretimine geçiş hedeflenmekte. Böylece karlılığın artacağı düşünülmekte. Bu arada gayrimenkul işine de girilmiş, İstanbul'da, Ataköy'de bir projeleri var. Halka arzdan elde edilecek gelir bu saydığımız alanlarda kullanılacak. %40 boya, kumaş ve arpe fabrikası yatırımında. %20'si güneş enerjisi santrali yatırımında. %10 Ataköy prestij konutları inşasında. %30 da ham madde alımı ve işletme sermayesinde kullanılacak. Bu yatırımlardan Ataköy konakları 39 daire olarak inşa edilecek ve toplam gelirin 277 milyon olması bekleniyor. Boya, kumaş, arpe fabrikasının 2022 Aralık ayında faaliyete geçmesi bekleniyor. Ataköy konakları inşaatının Eylül ayında bitmesi ve yıl sonuna kadar tamamının satılması bekleniyor. Hatta 31.12.2022 itibariyle konut satışlarından beklenen 277 milyon gelir elde edilmezse şirketin sahibi Osman İpek 2 milyon 450 bin lot hisseyi bedelsiz dağıtacağını taahhüt etmiş. Tabi bu halk arzdan alıp o tarihe kadar satmayanlara. İplik fabrikasına geri dönelim. Şirket ürettiği iplikle kumaş üretimine geçmeyi planlıyor. Satışlara bakarsak kumaş üretiminin toplam satışlardaki payı artmış. Şirketin yurt dışı satışı bulunmuyor. İplik fabrikasının Şanlıurfa'da kurulmasının bazı avantajları var. Birincisi hammaddeye pamuğa yakın. Bir diğer avantaj ise Ekonomi Bakanlığı'nın yatırım teşvik uygulamalarından faydalanabiliyor. Şanlıurfa 6. bölge yatırım teşvik kapsamına giriyormuş ve 10 yıl süreyle gelir vergisi stopaj desteği, 12 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanabiliyor. Kurumlar vergisi %2,5 ve SGK prim ödemesinden muafmış. Yalnız bu desteğin süresi 2024'te doluyor yeni boya fabrikası ile yeniden yatırım teşvik desteğine başvurulmuş. Yatırımın tamamlanması ve teşviğin onaylanması durumunda 2032'ye kadar destekler devam edecek. Teşvik destek dedik ama bu teşviklerin desteklerin şirketin karına oranına bakalım. Bu alınan desteklerin 2020'deki kara oranı %17, 2021 karına oranı %7 ve 2022 ilk 3 aydaki kara oranı %5. Yani şirket karını artırdıkça desteğin karlılık içerisindeki payı azalıyor. Bu şekilde devam ederse 10 sene sonra teşviğin bitişi pek bir fark yaratmayacaktır. Aslında bu kadar uzun anlatmama da gerek yoktu. Finansallara bakalım. Cari oran 1.60, işletme sermayesi yeterli ve şirket borçlarını ödeyebiliyor. Finansal borçların piyasa değerinin oranı %12, varlıkları oranı %15. İyi seviyelerde. Fiyat kazanç oranını 2021 için 12 hesapladım. İlk 3 ayki finansallar bu şekilde devam ederse sene sonunda 5 olur. Tabii o gün geldiğinde 5 olmaz. Şirket iyi tablolar açıklarsa hissenin fiyatı da artar. FK oranında artar. Her neyse hisse fiyatı pahalı değil. Yeni yatırımlar sonrası kar daha da artacaktır. Kar arttıkça hisse fiyatının da yükselmesi beklenir. Şirket hakkında ne halka arz olarak ne de uzun vade olarak olumsuz bir düşüncem yok. Sektör olarak belki ilk tercihim değil ama halka arzda ve uzun vadede kazandırabilir. Ben katılıyorum. Videoyu beğenelim ve kanala abone olalım. Hoşçakalın.